Hem sesiyle hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Ayça Varlıer'in fotoğraf çekimine konuk olduk. Güzellik sırlarından bakım formüllerine, özel hayatından işine dair hayallerine kadar her şeyi konuştuk. Yaklaşık 12 tane kıyafet giyeceğim. Çok kararsız. Onu mu bunu mu onu mu bunu mu derken Aslı gel Aslı, hop Aslı, hallediyoruz, tak tak bitiyor iş. Formunu basit bir yolla koruyor. Şöyle bir formülüm var benim. Bir konuda psikolojik destek alıyor. Yardım aldım, psikiyatristlere gittim, grup terapilerine gittim. Kehribar'ın Leyla'sı Ayça Varlıer'den samimi itiraflar bu röportajda. Aşkı olacak tabii ki, inşallah. Bana kimse senin gibi bakmadı Orhan. Kimse. Kafasında bigudileri, özenle sürülen pudraları, dikkatle yapılan göz makyajı. Ayça Varlıer birazdan fotoğraf çekimine geçecek. Hem şarkı söylüyor hem de oyunculuk yapıyor Ayça Varlıer. 22 Haziran 1977 Ankara doğumlu. Her zaman mutlu ve olumlu. Onu son olarak Kehribar'da Leyla karakterine can verirken izlemiştik. Beni buraya çağırdıysan demek ki bir söyleyeceğin var. Ne söyleyeceksen söyle. Fotoğraf çekimine ailecek gelmişler. Özlem Söğer'le birlikte çalışıyorum. Onun dışında ablam Aslı Varlıer Pelit stil danışmanlığımı yapıyor. Gökhan Palas aynı zamanda benim Kumdan Kale klip yönetmenim ve fotoğraf yönetmenim. Bugünkü fotoğrafları çekecek. Fotoğraflar çekilecek ancak şu omzundaki kabuk bağlamış ince yara çizgisi gözden kaçmaz umarız. Tüm işlerim bitti. Yoğunlaşmam gereken tek bir şey kalmıştı. O da fotoğraf çekimiydi. O yüzden de hazırlanarak bugüne yaklaştık ve bugün nihayetinde geldi. Çalışma 20 saate yakın sürecekmiş. 24 saat şu anda bu stüdyoda bu fotoğraf çekimini gerçekleştirmek için buradayız. 24 saat. Yani 20 saat falan sürebilir, evet. Evdeki bütün gardırobu da taşımışlar stüdyoya. Açıkçası ben bu elbiseyi konserlerde ya da sunuculuktan daha çok bir kırmızı halıda hayal ettiğim bir elbise. Umarım yurt dışında belki bir filmde oynarsam ve bir festivale gidersem ben bu elbiseyi hayal ederek gitmeyi düşünüyorum. Ona, Özlem'e de bunu söylemiştim. İnşallah hayaller gerçekleşir. Bu sergilediği performansı bir yabancı filmde de sergiler Ayça Varlıer, eminiz. Orhan. Artık saklanmayalım. Bak seni hasta eden bu. Röportaj devam ederken muhabirler sol omzundaki çiziyi fark ediyor. Çizik var ama önemli bir şey değil herhalde. Hangisi? Aynen, kedicik mi yoksa? Evet, kedilerim. Kaç tane var? Senin? İki tane kedi. İki kedi çizmiş omzunu. Tabii ki sokak kedisi. Sokaktaki hayvanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Yaz aylarında artık bir kap su, kış aylarında özellikle bir kap mamayı ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bir hayvansever olarak birçok barınak ve projede çalışan Ayça Varlıer, kürk giyen sanatçılara da tepkili. Beyoncé giyiyor mesela. Yurt dışındaki insanların bile hala bu kadar farkındalık olmasına rağmen, böyle bir bilinçlendirme kampanyaları olmasına rağmen hala giyiyor olmaları tamamen artık vicdansızlık. Başka hiçbir şey değil. Biraz da bilinmeyen Ayça Varlıer'i keşfedelim. Mesela alışveriş durumları. Saatlerce vitrin gezme olaylarınız var mı diye soruyor muhabirler. Öyle bir vaktim yok benim. Ya benim alışveriş yapayım, bir günde şu çantaya bakayım, bir gün öyle bir vaktim gerçekten olmadığı için internetten de alışveriş yapmıyorum çünkü çok kararsızım. Onu mu bunu mu onu mu bunu mu derken Aslı gel Aslı, hop Aslı, hallediyoruz, tak tak bitiyor iş. Kız kardeşi Aslı Hanım gerçek bir sağ olmuş. Peki formunu nasıl koruyor Ayça Varlıer? Çok su içiyorum. Sabah kalkar kalkmaz su içiyorum. Mutlaka limon damlatırım. Gün içerisinde muhakkak iki bardak ya da üç bardak ayran tüketirim. Bazen bu bir litreye bile gelebiliyor. Çünkü çok terlediğim zaman ve çok hani hakikaten koşuşturduğum zaman, bazen yemek yemeyi unuttuğum zaman ayran benim en büyük ilacım. Sebzelere hastayım diyor. Sebze mutlaka yiyorum ve hani o gün diyelim ki mantım yedim. Ertesi gün karbonhidrat almıyorum. Diyet kelimesini duyduğunda tüyleri diken diken oluyor. Ben diyet lafını sevmiyorum. Diyet yapıyorum demekten hoşlanmıyorum. Çünkü ben 10 sene boyunca yaklaşık 10 sene boyunca kilolarımla uğraştım. Çünkü işte dansçıydım, sporcuydum. Bir ara çok irileştim. Yurt dışında çok yardım aldım. Psikiyatristlere gittim. Grup terapilerine gittim. İşler yerinde. Mesleğini severek yapıyor. Formu dört dörtlük. Sağlığı da yerinde. Peki kalbi biri için çarpıyor.
çarpıyor mu acaba Ayça Varlıyer'in? Aşkta olacak tabii ki. İnşallah. Kısmet diyorsun. Kısmet. Şu anda yok bir aşkım. İnşallah ileriki günlerde, bilmiyorum ne zaman olur ama ben de hani tabii ki her kadın gibi istiyorum. Bazıları iş hayatı nedeniyle aşka zaman ayıramıyor. Siz de mi öylesiniz diye bir soru geliyor. Hayatıma doğru insan çıkmamış ki hep iş gibi görünmüş. Ama benim belki hayatıma doğru insan çıkmış olsaydı iş ve aşkı bir arada götürebilecektim. Umarız aşk hayatında da mutluluğu yakalar Ayça Varlıyer.